Evet, değerli dostlar, bugün yolumuz Kastamonu'ya düştü. Neredeyiz? Nasrullah Meydanı'ndayız. Arkamızda görüyorsunuz Nasrullah Camii. Şöyle size ufaktan göstereyim. Evet. Tarihi Nasrullah Camii. Evet. Nasrullah Meydanı ve Kastamonu Kalesi muhteşem endamıyla burada duruyor. Buraya gelmişken ufak bir çekim yapalım dedik. Evet. Bildiğiniz üzere Kastamonu'nun son zamanlarda gündeme düşen konusu neydi? Kastamonu pastırması. Kayseri mi, Kastamonu mu derken Kastamonu revaçta. Biz bunu hep söylüyorduk. Neredeyiz? Korkoroğlu pastırma. Ali Korkoroğlu abimizin mekanındayız. Şimdi birazdan içeri gireceğiz. Ali abimiz bizim gençliğimde, çocukluğumdan beri tanıdığım bir abimiz. Kastamonu'da okurken de kendisini tanıyorum. Kendisi rahmetli Fevzi Köse dayımın gençlik arkadaşı. Aynı zamanda kısa bir dönemde Abana Spor'da oynadı Ali abimiz. Evet. Şimdi evet, müşterilerini gönder. Eşi Yenge Hanım müşteri yardımcı oluyor. Şimdi içeri gireceğiz, beraber sohbet edeceğiz. Evet. Korkoroğlu pastırma. Yenge Hanım kolay gelsin. Sağ olasın. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Çalışıyoruz Allah. Allah kolaylık versin. Hem de bir YouTube çekimi yapalım Ali abim. Tabii, tabii. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abim nasılsın? Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Allah, nasılsınız, iyisiniz? O delikanlı da gelmiş. Allah, merhaba, nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Arkadaşlar kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Kolay gelsin. Evet, Ali abimizin mekanındayız. Hem canlı yayın yapıyoruz, hem de bunu şimdi YouTube'dan paylaşacağız ailemizle beraber. Tamam. Ali abimiz bizim eski dostumuz. Kastamonu'ya gelip de pastırma almadan, sucuk almadan gitmiyorsunuz. Zaten Kastamonu'nun sucuğu, değil mi Ali abi? Son zamanlarda revaçta. Hep diyorduk ama. Evet, Kastamonu pastırması. Bak, Ankara'dan Kastamonu geldik ablaya. Bak ablam bile. Ankara'dan geldim, bak götürüyorum. Bu kadar. Aynen öyle. Ama bir sürü tabii neyimiz var? Pastırma, sucuk satan dükkanımız var ama Ali abimiz çok değerli bir insan. Gelen müşterinin de güler yüzüyle her zamanki gibi yardımcı oluyor. Mutlaka buraya Kastamonu'ya geldiği zaman Korkoroğlu pastırmaya bekliyoruz. Nerede? Hemen zaten çekim. Nasrullah Meydanı. Nasrullah Meydanı'nda hemen gösterdim zaten. Korkoroğlu pastırma kime sorarsanız söylüyor. Şimdi Ali abim az zamanda şimdi oradan biraz pastırma kessin. Hem de pastırma nasıl kesiliyor bir görelim diyecek. Hakan gösterin ben. Hadi gösterin. Hakan. Hadi bakalım. Evet. Hakan değil mi? Hakan. Hakan kardeşim de Ali abimin oğlu. Artık o devre olacak bu işe. Almış zaten eline sazı. Hadi bakalım. Evet, 5. kuşak oldu. Gurur abi. Evet, 1910'dan beri. Maşallah, maşallah, maşallah. En son oğlumu eklettirdik oraya. Hemen. Oo, evet. Evet. Dedelerimiz, daha dededen Ali abi en son oğlunun resmini almış. Aldı. Şükürler süper, olsun. Süper, süper. Kastamonu pastırmasının bir özelliği böyle bıçakla kesiliyor ve ince ince. Hakan evet. Kardeşim de maşallah ustası olmuş bu işin. Aferin. Sarımsakları teslim ederken poşetten çıkarsın. Bakayım. Oo, işte bu, olay bu. Sen bunu bana bir uzat bakalım abi. Ali abi öyle diyordu. Uzat abi. Tabii. Bu benimki, tamam. Harika. Teşekkür ederim. Ben karşınızda hayırlı yolculuklar, güle güle. Abi yok. Sen iyi günler, güle güle. Öpüyorum.
size hayırlı yolculuklar. Hakan'cığım teşekkür ediyorum. Rica ederim. Elinize sağlık. Sağ ol. Sen onu bana ayarla güzel kardeşim. Hem çekimde göstermiş olduk. Nasıl kesiliyor pastırmayı tanıttık. Evet. Bir 20 liralık bir pastırma. Bir de tamam, buradakiler de pidelik herhalde değil mi abla? Bunlar pidelik. Böyle kırpma halinde yağlı olarak karıştırılır. Soğanla harmanlanır. Çok güzel. Baharat koyulur. Siz buradan alırsınız, fırınlarımızda yaptırırsınız. Aynı. 15 dakika içinde yiyorsunuz. Ayrıca bunun aynı kıyma mıklaması gibi bol soğanlı ve yumurtalı mıklaması olur. Üzerine hafif soğanı öldürüp bunu katıp yumurta kırarız içine. Of. Bu kadar muhteşem bir lezzet. Süper ablam var ya. Abla isim neydi? Nilüfer. Nilüfer abla. Beşinci kuşak annesiyim diye. Kaç? Beşinci kuşak annesi. Evet. Evet. Hakan kardeşimizin annesi. Ailemizin değerli eşi. Evet. Harika. Bu herhalde rengi biraz farklı. Pastırmanın ne kısmı oluyor Ali abi? Çemensiz. Çemensiz. Evet. Pide için özel hazırlanıyor bu. Çemensiz. Bu en güzel yumuşak yerlerinden yapılır. Yağlı yağsız harmanlarız burada. Evet. Kırpıntı halinde doğranır. Bu kadar yani. Süper. Harika. Yumuşacık olur. Teşekkür burada ederim. Burada ayrıyetten yöresel ürünlerimiz var. Tarhanalar, pekmezler, evet. Reçeller, üryane eriği, erik pestilleri, süper. Kuşburnu marmelatı, yani marmelat çeşitleri, kahveler, özellikle siyez unu ve siyez bulgurlarımız şahane. Zaten Kastamonu'da evet. Tek genetiği bozulmayan değil mi? Evet, siyez kesinlikle. Başka bir yerde yetişiyor. Başka yerlerinin bulgurlarına göre çok farklı taneleri, lezzeti. Burada harika. Var mı siyez bulguru? Tabii ki, tabii ki. He, şurada paketlenmiş. Paket halinde de var. Buraya evet. Özgü. Dışarıda açık olarak, açık olarak da var. Aynen öyle. Aynen öyle, evet. Bunları da söyledik dostlarımıza. Ayrıca çekme elmamız da var, değil mi? Çekme elmamız da var. Çekme evet, elma. Kastamonu yöresine özgü. Evet, olmaz olmaz. Olmaz şey, zaten Kastamonu'dan gelirken abi ne getiriyorsun diyorlar bize. Meşhur, elimiz boş gidemiyoruz. Ya pastırma, ya helva, aynı. Ya simit. Aynen. Evet, kel simitimiz deri çok meşhurdur. Lezzetli. Kastamonu simitimiz. Kastamonu simit. Susamsız. Susamsız, biz kel simit deriz o yüzden. Anladım. Burada lakabı kel simit. Kel simit. Susamsız simit. Belki sıra büyüklüğü bir de sıcak alalım diye bunun da. Aynen öyle, aynen öyle. Pastırma ile bir arada olmazsa olmazdır çay içliğinde. Muhteşem diyorlar, simitle pastırma. Aynen öyle, kahvaltılara özellikle ya da öğlen atıştırmalıklarına evet. Güzel bir lezzet. Denemenizi tavsiye ediyorum. Nilüfer ablacığım, ağzına gülene sağlık. Çok güzel bilgiler aldık. Ali abim hayırlı işler diyorum. Hakan kardeşim hayırlı işler diyorum. Ve içeceğim. Çekimi bitireyim. Ondan sonra çayımızı içeceğiz inşallah. Herkese Kastamonu'dan selamlarımızı gönderiyoruz. Evet. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize Allah'a emanet olun. Selamlar. Evet. Tekrardan çıkıyoruz dışarıya. Son. Korkuroğlu past. Efendim? Evet. Kastamonu sarımsağımız meşhur olmazsa olmaz. Burada çok güzel endamıyla duruyor. Bak siyez bulguru. Açık olarak burada. Doğal siyez bulguru, sarı kılçık verici demiş, çemen, hepsi var. Oo abim nasılsın? İyi vallahi sağ ol. Evet. Sen hangi gidiyorsun, nereye gidiyorsun? Şimdi Bozkurt'tan bir abimizi gördük. İsmin adı neydi isim? İsmail. Evet, İsmail abim Bozkurt'tan. Burada tesadüf karşılaştık. Çekim yapıyoruz şu anda, canlı yayın herkes izliyor. Harika. Ne aldın bakayım? Yürüsünler efendim. Ben çay içmeye gidiyorum. Bak gördün mü abi, adam simidini almış. Çay içmeye gidiyor. Tamam tamam eyvallah, abi de olsun. Evet. Hemen şöyle Korkuroğlu pastırmayı gösteriyoruz. Nerede? Hemen bak böyle dönüyoruz. Nasrullah Meydanı hemen burada. Nasrullah Meydanı'nın hemen yan tarafında Korkuroğlu pastırma. Değerli Ali abimizin mekanı. Herkesi bekliyoruz. Ne yapıyoruz? Buradan son finali yapalım. Evet. Bugün yolumuz Kastamonu'ya düştü. Her zamanki gibi size güzel yerleri, güzel mekanları tanıtmaya çalışıyorum. Beraber geziyoruz, beraber dolaşıyoruz. Çoğu insanımızın bilmediği yerleri, mekanları sizlere göstermeye çalışıyorum. Kastamonu'dan, Evliyalar şehri Kastamonu'dan. Herkese selamlar, saygılar. Ne demiş Hazreti bir Şeyh Şaban-ı Veli? Gelişiniz güle güle,
Gidişiniz güle güle. Her işiniz güle güle olsun. Selamlar, saygılar.